Tabii ki hanımefendiyi siyasi mazisinden ele almak lazım. Böyle bir sorunun cevabını vermek için. Biliyorsunuz Meral Hanım 2001 yılında AK Parti'nin kurucuları arasındaki toplantılara katılan birisi. AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na uzak birisi değil. Cumhurbaşkanıyla zaten kendi eşinden dolayı Rize özelinde ve kayınvalidesi üstünden bir ilişkisi de var, bir tanışıklığı da var. Tabii Meral Hanım özel hayatıyla ilgili bir kısma giriyor, yaptığı tarz değişiklikler ama Özcan Bey'in de dediği gibi kendisi İyi Parti başkanlığını bırakmıştır ama siyasetten emekli olmamıştır. Bu imajı doğurmak için, bu imajın devamı için böyle bir şey yapmış olabilir. Bunu o açıdan değerlendirmekte fayda olduğu kanaatindeyim. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bu görüşme çok yanlış değerlendiriliyor kanaatindeyim. Özellikle Uğur Poyraz, Buğra Kavuncu gibi insanlar bu görüşmeye çok ciddi tepki gösterdiler. Tabii Koray Aydın da çok ciddi bir tepki gösterdi benim gördüğüm kadarıyla. Ben bunu etik bulmuyorum. Çünkü altılı masa toplantılarında, daha önceki birçok görüşmede, Meral Hanım'ın birçok ittifak dahilinde yaptığı buluşmada, o anayasa çalıştayı vardı biliyorsunuz, altılı masa, Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ve onun bir sunumu oldu. Altılı Masa ile ilgili bir kitapçık yayınlandı. Oralarda işte 1921 anayasasına atıflarda bulunuldu. Böyle faaliyetlerde tepki göstermeyenler, bu tip buluşmalarda tepki göstermeyenler, daha sonrasında Meral Hanım genel başkanlığı bıraktıktan sonra kendi özgür iradesiyle aldığı bir karar neticesinde gerek Cumhurbaşkanımızdan bu teklif gelmiş olabilir, gerek kendisinden ama anladığımız kadarıyla yani eğer demeçlerden gördüğümüz kadarıyla hanımefendi Meral Hanım bir görüşme talebinde bulunmuş. Bunu bu şekilde şiddetli bir şekilde ele alıp yadırgamaları, saldırmalarını ben doğru bulmuyorum. Saldıracaklarsa Uğur Poyraz altılı masada Yeşil Sol Parti ile veyahut da bu memleketi bölmek isteyen marjinal gruplarla bir araya gelinen o toplantıdan önce Uğur Poyraz konuştaydı. Neden bugün konuşuyorsun Uğur Bey derler insana. Veyahut da Buğra Kavuncu bu memlekette birçok zararlı unsurun bir araya geldiği altılı masa toplantılarında hepsini kastetmiyorum ama biliyorsunuz işte DEM Parti, Yeşil Sol İttifakı diye bir ittifak kurdular. İçerisinde marjinal gruplar var. Yani Mao'cu, komünist, aşırı sol grupların olduğu bir grup. Ve bununla bir araya getirdikleri Meral Akşener'i şu günlerde memleketin seçilmiş cumhurbaşkanıyla bir araya getirmekten imtina ediyorlar. Veyahut da bunu yadırgıyorlar. Yadırganacak şey esas köklerinden ayrılan bu davranışlara ses getirmemektir, ses söylememektir. Milliyetçilikten dem vuruyorlar. Buğra Kavuncu olsun, Uğur Bey olsun ama bu milliyetçiliğin söylemleri Nisan ayından önce, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılmalıydı kanaati içerisindeyim. Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde hiçbir mahsur yok. Burada bir yanlış daha yapıyorlar. İnsanları evlatları üstünden zedeliyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Ben Fatih Bey'le de çalıştım, Fatih Akşener'le de. Hatta yaşıtımdır, iyi bir arkadaşımdı o esnada, o çalıştığımız esnada da. Bu memlekete ikinci bir Ahmet Özal kazandırmaya gerek yok. Bu memleketin böyle bir siyasi figüre de ihtiyacı yok. Evladı üstünden bir genel başkanı bu pozisyona böyle bir işin içerisine dahil etmek de çok çirkin olarak öngörüyorum. Tabii şu anda İyi Parti ve İyi Parti'nin konuşan silahşörleri Meral Akşener'e karşı bütün silahlarını, topunu, tüfeğini almış saldırıyor. Bu da etik değil. Yani kurucu bir genel başkana herhalde önümüzdeki haftalarda ihraç için dilekçe de verirler diye tahmin ediyorum. Yani bu hiç etik değil böyle bu yaptıkları. Peki Bunu bir efendim, bundan sindirmeleri gerektiğini sonraki kanaatindeyim. Akşener'in siyasetteki rolü ne olabilir acaba? Sizin yani yakından tanıyan birisi olarak Yani danışmanlarınız. Meral Hanım tabii ki aktif siyasette yer almak isteyecektir. Onun nefsi kenara çekilmeyi, onun dünyası kenarda pasif bir şekilde durmayı kaldırmaz. Bu gayet normal. Birçok insanda böyle nefsi duygular, böyle yaratılış fıtrati durumlar olabilir. Bunu yadırgamamak lazım. Böyle bir dünyası var. Durmayacaktır. Kenarda durmayacaktır. Ama birisiyle görüşmesi üstünden de onun bütün hayatını veyahut da bütün her şeyini bir kenara bırakıp saldırmayı ben etik bulmuyorum. Evet. Bu yanlış geliyor bana. Yoksa Meral Hanım tabii ki kenara çekilmeyecektir. Kongrede de zaten çekilmeyecekti. Çekilmek üzere bir hamle yapmadı. Aslında kongre sürecinde de her zaman partinin başında durmak istedi ama dinamikler öyle gitmedi. Koray Bey'in öncesinde Tolga Bey'in adaylığı ve daha sonrasında Koray Bey'in adaylığıyla birlikte süreç çok daralınca Meral Hanım ister istemez adım gibi eminim istemeyerekten partinin genel başkanlığına aday olmadı ve kenara çekildi.
Ama önümüzdeki süreçte yer almak isteyecektir. Bu kendi tabiatının gereği. Bu süreci de göreceğiz, takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Peki Sayın Yeniçeri, son günlerde bildiğiniz üzere anayasa görüşmeleri, konuşmaları oldukça gündemde. Bu konuyla ilgili Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde bir katkısı söz konusu olabilir mi acaba? Ne dersiniz bu konuya? Tabii bu şimdi yapacağımız değerlendirme spekülasyon üzerinden bir değerlendirme olur ancak. Olabilir yani Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası konusunda hassasiyeti vardır. Hı hı. Ve o anayasayla ilgili bir düşüncesi de vardır. O düşünce de alınabilir. Ancak Sayın Akşener'in anayasal yeni anayasa denilen bu konuyla ilgili etkinliğinin genel başkanken ortaya koyacağı etkinlikten çok farklı olabileceğini düşünmek gerekir. Şu anda kendisi bir kenarda. O imaj değişikliğinin de aslında yeni bir başlangıç gibi ben şahsen gördüğümü ifade etmek istiyorum. Yani imajıyla beraber yeni bir siyasette yeni bir hamle olarak kendisini topluma sunduğunu düşünüyorum ama yeni anayasa konusunda kısmi kendisini sevenler bir tabanı olan bir Sayın Genel Başkan ne kadar etkili olabilir o biraz tartışma konusu. Çünkü yeni anayasayla ilgili partilerin tutumları birbirlerine çok ters. Her ne kadar görüşme, tartışma sürüyorsa da ben bu tartışmaların çok içerisinde olduğum için daha önceki süreçte herkes bir şeyler söylüyor. Ancak iş bir çözümleme noktasına geldiğinde olmayacak şeyler ortaya çıkarılıyor. Anayasalar böyle zırt pırt değişen, sürekli eleştirilen, bir türlü darbe anayasası olmaktan çıkarılamayan metinler olarak değerlendirilmesi son derece yanlış ve tehlikeli bir değerlendirme. Ve buna karşılık biz Milli Anayasa Forumunda çok ciddi bir tepki göstermiştik. Yani devletin adını değiştiriyor, tekliflere bakıyorsunuz, milletin adını değiştiriyor, tekliflere bakıyorsunuz, neredeyse rejimi değiştirecek teklifler ortaya çıkarıyor, federasyondan özerkliğe giden birçok şeyin öne açıldı ve bir türlü de yeni anayasa olmaktan kurtulamadı. Darbe anayasası olmaktan bu anayasa kurtulamadı. Çünkü bunu değiştirenler de kendi değiştirdiklerini hesaba katmıyorlar. 19 defa değişmiş, hala anayasaya darbe anayasası demeye devam ediyorlar. Bu zihniyet bir defa sakat bir zihniyet. Bu zihniyeti bir defa değiştirmek lazım. Anayasaya ne yazarsanız yazın, onun uygulayıcıları, onun ruhuna uygun bir şekilde eğer uygulama yapmıyorlarsa bir değişmesinin, değişmemesinin hiçbir anlamı yok. Bir defa bunu ifade etmek lazım. Sorunuza cevap olarak bir şey söyleyemiyorum. Sayın Akşener'in evet bir karşılığı var ama anayasayı değiştirecek bir konumda, durumda etki edebilecek yerde olmadığını şahsen düşünüyorum. Ama ihtimalen konuşurken akla da gelmiş olabilir. Kimler bu konuda destek verebilir veya nasıl katkı sağlarsınız şeklinde belki bir soru olmuş olabilir ama ben çok da fazla ihtimal vermiyorum bu hususta. Sayın Özbarinli, size de sormak isterim Akşener'in eski danışmanı olarak. Anayasa tartışmaları ile ilgili Sayın Yeniçeri özellikle spekülatif sözler olabilir diye açıklama yaptı, üzerine de ekledi ama siz neler düşünüyorsunuz bu konuda ve İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından da bir takım gazeteciler de
Burada cevap hakkı vardır elbette. İstifalar olabilecek diye açıklamalar da geliyor. Kulislerde böyle açıklamalar da geliyor. Acaba istifalar söz konusu olabilir mi İYİ Parti'de? Geçtiğimiz seçim döneminde ve seçimden sonra ciddi istifalar da olmuştu. Bunun altındaki yatan nedenlerden biri şu anda Akşener'in genel başkanlıktan ayrılması söz konusu olabilir mi acaba diye sormak isterim. Meral Hanım'ın kesinlikle halk nazarında, toplum nazarında anayasa değişikliği içerisinde dahilinde bir çok ciddi bir faydası veyahut da toplumda dikkat uyandıracak, işte yeni anayasayı gelin hep birlikte onaylayalım dediği takdirde toplumdan bir karşılık bulabilecek bir siyasi durumu kalmadı. Ama parlamentoda etkisi var. Meral Hanım'ın çünkü biliyorsunuz anayasanın birinci kısmında ilk önce parlamentoda bir onaylama lazım. Burada milletvekilleri üstünden Meral Akşener'in kendisinin meclise, parlamentoya taşıdığı milletvekilleri üstünden ciddi kulis faaliyetleri olup burada bir etki oluşturması kaçınılmaz bir durum. Cumhurbaşkanımız da zaten bu durumu biliyordur, vakıftır. Ama Meral Hanım'ın tabii ki güvenilirliği düşmüş bir siyasetçi. Geçtiğimiz seçim döneminde altılı masa toplantıları, cumhurbaşkanlığı seçimi derken toplum nazarında güvenli bir liman olarak gözükmeyen siyasetçi ve o yüzden anayasa değişikliği paketinde Cumhur İttifakı'na destek veriyor olması Cumhur İttifakı'na bir şey katmaz. Tam tersine hatta zarar bile doğurabilir. Ama parlamentoda Meral Akşener'in etkisi vardır. İstifalara gelirsek şöyle benim içeriden aldığım bilgilere göre önümüzdeki hafta çok ciddi istifalar olacak. Ama kimsenin dile getirmediği bir durum daha var. Yuvaya dönüş adı altında bir konuşma da var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönmek isteyen de bir grup var. Bu grubun da şöyle bir düşüncesi var. Onlar da şu şekilde, kongrede zaten bu grup ekseriyette Tolga Bey ve Koray Bey'in yanındaydı. Bu grubun bu görüşmeden rahatsız olan insanlarla zaten bitmeyen bir tartışması da var eskiden gelen. Yani bu görüşmeden rahatsızlığını beyan eden işte eski parti sekreteri Uğur Poyraz olsun, Burak Kavuncu ile olsun zaten bir rahatsızlıkları vardı eskiden beri. Bu grup bunu görüşmenin rahatsızlığından binaen hem partiden çıkış hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ne geri dönüşle alakalı olaraktan şu anda içeride görüştüklerini biliyorum. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeye hazırlanan bir grup var. Belki şaşırtıcı veyahut da imkansız gibi gözüküyor olabilir ama şu anda İYİ Parti meclis grubunu kaybedebilir. İYİ Parti'nin sayısı mecliste grup kurmayacak şekilde bir sayıya doğru ilerleyebilir. Ve olağanüstü kongre isteklerinin de sonbahara doğru gerçekleşmesinin mümkün olduğu söyleniyor. Yani bir Eylül-Ekim ayı gibi İYİ Parti'nin yeniden bir olağanüstü kurultaya gidebileceği konuşuluyor. Bunun için de içeride faaliyet gösteren bazı grupların olduğu konuşuluyor. Bana da gelen bilgiler bu yönde. Ben İYİ Parti bir olağanüstü kurultay kararı alırsa şaşmam. Çünkü hesaplaşmanın bitmediği bir kurultay yaşadı İYİ Parti. Peki tekrar Akşener, Sayın Akşener başkanlık için adaylığını koyabilir mi? Yeniden bir yani kurultay. Olabilir. Yani ihraç etmezlerse, ihraç etmezlerse neden olmasın? Ama İYİ Parti'de hesaplaşma bitmedi. Sıkıntı bu. Yani Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini bahane ederekten şu anda insanlar hesaplaşma defterlerini açtılar. Kongre hesaplaşması oluyor. Yani Koray Aydın'ın açıklaması Meral Akşener'in siyasetinden ziyade kongre hesaplaşmasıdır. Yine Tolga Akalın'ın açıklamaları, yine diğer insanların, Uğur Bey'in açıklamaları hep kongre hesaplaşmasıdır. İYİ Parti tatminsiz, kendine uygun olmayan veyahut da delegelerinin tam manasıyla kalbinin feraha ermediği bir kongre yaşadı. Ve bu kongre İYİ Parti'yi şu anda çalkantılar içerisinde bırakıyor. Bu hesaplaşma bitmedi. Umarım yakında biter ama yeni bir kongreyle biteceği kanaatindeyim. Önümüzdeki iki hafta içerisinde de İYİ Parti'den çok ciddi istifalar geleceği bilgisine vakıfım. Tabii hepimiz bakacağız, izleyeceğiz. İYİ Parti büyük bir dağılma süreci içerisinde. Meral Hanım bunun böyle olmasını ister miydi? Sanmıyorum. Ama çok ciddi manada İYİ Parti'nin çok güçlü dinamikleri Meral Akşener'e karşı silah kuşandı tabiri caizse ve saldırıya geçtiler. Bu tabii Meral Hanım'a çok şey kaybettirmiş olabilir ama farkında değiller. Şu anda İYİ Parti'de kimse kimseye sırtını dönemeyecek durumda. Türkiye'de en
az miktarda birbirine güvenen insanın siyasi açıdan tırnak içerisinde belirtiyorum, bulunduğu parti şu anda İyi Parti. İyi Parti'de kimse birbirine sırtını dönemez. Bundan da en büyük payı yeni seçilen Çiçeği Burnu'nda genel başkan Dervişoğlu alıyor. Peki Sayın Yeniçeri, size de sormak isterim bu soruyu, özellikle İyi Parti'de hani dalma süreci söz konusu olabilir mi? Çünkü uzun zamandır partiden istifalar ve geçişler söz konusu oluyordu. Cumhurbaşkanı ile Erdoğan ile görüşmesi, özellikle Akşener'in bir imaj değişimiyle hani o değişim rüzgarının başladığının bir habercisi midir diye hem sormak hem de aynı zamanda Sayın Özvarinli özellikle yeni bir kongreden, olağanüstü bir kongreden bahsetti. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir olası kongre yapıldığı zaman özellikle güz döneminde yapıldığı takdirde, sonbaharda yapıldığı takdirde başa gelebilir mi tekrar kurultayda? Ya bu sorular insanın aklına geliyor ve ardından da bir koalisyon söz konusu olabilir mi, özellikle AK Parti ile bugünkü görüşmeden böyle bir çıkarım söz konusu olabilir mi diye de size sormak isterim. Şimdi tabii yani bir dağılma süreci içerisine girdiyse İyi Parti, ister istemez zaten bir kısmı MHP'ye gidecek, bir kısmı İyi Parti'de kalacak, bir kısmı Sahil Özvarınlı'nın dediği gibi bu yani grup kuramayacak. Yani 20'nin altına düşecek bir noktaya eğer geldiğinde o zaman çok ciddi bir siyasette alt üst oluş yaşanır. Yani MHP'ye giderse oradan 10-15 kişi veya CHP'ye giderse zaten kendiliğinden dağılmış mı oluyor? Koalisyon kurulmuş oluyor zaten. MHP'ye giderse Cumhur İttifakı'na gidenler ister istemez katılmış gitmiş oluyor. Diğer taraf da çok ilginç. Eğer durum bu haldeyse tabii partinin güçlü bir liderliğe ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Zaten başından itibaren partide bir liderlik sorunu vardı. Yani yattığı toprak, tuttuğu bayrak, döndüğü kıble belli olan ve buna iddiasıyla stratejisiyle kendisine adamış bir kadro ancak kamuoyu nezdinde bir sonuç elde edebilirdi. Ama öyle olmadı. Sayın Akşener bir masaya geldi, oturdu. Niye oturduğunu bilmiyoruz. Bir kalktı. Niye kalktığını bilmiyoruz. Bir ortak metin yayınladılar. O metinleri savundular. Sonra çıktılar, dediler. Bunlar benim arkamdan vuruyor dediler vesaire. Bunlar hiçbir liderin yapmaması gereken bir tavır, sonra bir öfke uslubu hakim oldu Sayın Akşener'e. İşte masaları yumruklamak, keskin tehditler, sert vesaire. Sözler, evet, sert sözlerle eleştiriler. Bunlar çok ciddi bir şeye sebebiyet verdi. Yani liderlik deformasyonuna sebebiyet verdi. Ve ondan sonra da bunun gidişi buraya olacağı belliydi. Şimdi ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Bu matematik işidir. Bir siyasi parti mahalli idarelerde almış olduğu oyla bir siyasi partiyi ölçemezsiniz. Bunu bizim kadar Sayın Akşener de biliyor. Yani mahalli idarelerde sayısız faktör vardır. Ama bunların içerisinde en önemlileri de kişilerdir, şahıslardır. Ve dolayısıyla da kişilere yönelik olarak veya işte o aday olan şahsına yönelik olarak oylar yönelir. Siz bu durumda böyle bir karar verirseniz, yani derseniz ki bu mahalli idareler seçiminde alacağım seçim sonuç benim liderliğimi şey yapacaktır. Ya devam edecek ya da bırakacak, bırakmaya zorlayacaktır şeklinde onu ölçü olarak alırsanız en büyük yanlışı başından yapmış olursunuz. Çünkü bu seçimlerde kaybedecek yerler belliydi ve kimin oyların nereye yöneleceği de belliydi. Seçmen zannedildiği gibi bilinçsiz oy kullanmıyor ki. Yani bizim parti diye kaybedeceği bir adaya oy verecek yerde
kazanacak adaya oy vererek ondan hizmeti talep etme gibi bir durumla karşı karşıya gelecek. Bu bir al ver meselesidir. Yani mahalli idareleri seçimleri. Ama milletvekillikler seçimleri biraz daha farklı. Halbuki mahalli idareler seçiminin sonuçlarına göre İYİ Parti'nin kaderini veya genel başkanın kaderini tayin etme noktası çok hatalı ve çok yanlış bir yere gelmiştir. Ve önümüzdeki süreçte de üzerine basarak söylemek gerekir ki son derece önemli bir boşluğu doldurmak üzere kurulan İYİ Parti'nin eğer böyle giderse onlar dağılır, bunlar dağılır, işte kazananlar, kaybedenler, herkes birbirinden şu kapalı tuttuğu şeyi bir takım duygularını birbirlerinin üzerinde denemeye kalkarlarsa Türk siyasetindeki gidişinin son derece rolünün çok sınırlı olabileceğini rahatlıkla söylemek mümkün. Demek ki bir dağılma süreci içerisine giriliyor. Onları güçlü bir şekilde toplayacak bir beyne, bir genel başkanlık şeyine ihtiyaç var, yönetimine ihtiyaç var. Bunun için de Sayın Musavat Dervişoğlu'na, hatta Sayın Akşener'e büyük bir görev düşüyor. Ne olursa olsun eğer orada bulunan arkadaşların bir arada olması ve güç, belli bir güç oluşturmasının ülke için sayısız faydaları var diye şahsen düşünüyorum. Evet, Sayın Hasan Sami Özver'in sizin eklemek istedikleriniz var mı efendim son olarak? Yani galiba Sayın Cumhurbaşkanımız, tabii ki parlamentoda bir anayasa oylaması olacak ama fiili durum olmadığı için, yani devrim anayasası veyahut da sokakta hani fiili durum derler buna, anayasa değişikliğiyle ilgilenenler bilir, de facto anayasa olaraktan bilinir. Bu çok ayrıntılı incelenmesi gereken bir durum. Fiili durumun olmadığı anayasa değişikliklerinde genelde millet mutabakatıyla, vatandaş mutabakatıyla anayasa değişikliğine giderler devletler. Fiili durum olmadığı için, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi bir devrim veyahut da Osmanlı Devleti'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş gibi, her ne kadar bizim çok da iyi niyetle karşılamadığımız 1980 Anayasası, ki bir milliyetçi ülkücü olarak da asla sıcak bakmadığımız bir 1980 darbesi mevcuttur. Ama fiili durumu, yani de facto bir durumu da beraberinde getirmiştir. Bunun neticesinde bir anayasa, evet, vuku bulmuştur ve oluşmuştur. Şimdi Türkiye'nin 2024 yılında böyle bir durum mevcut değil. Yani yaşanan fiili durumla hükümetin veyahut da başımızda bizi yöneten insanların anayasayla herhangi bir çelişki içerisine girmesi gereken bir durum yok. Ama biz 1980 anayasasını tabii ki darbe anayasası olarak da nitelendirdiğimiz için artık onu da çok yıprattık. Yani birçok defa değişmiş olmasına rağmen 4/3'ü, ama çok ciddi yıpranmış bir anayasa. Bu anayasayı toplumsal mutabakatla geçirmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Benim anladığım bu. Bunun için de şu anda siyasette hem bir yumuşama iklimi beraberinde geliyor, hem de muhalefetten olsun, toplumun değişik kesimlerinden olsun insanlarla görüşüyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı için de aynıdır. Meral Akşener için de aynıdır. Böyle bir gayretin içerisinde olan Cumhurbaşkanımız önümüzdeki dönemde başka liderlerle, başka partilerle de görüşecektir kanaati içerisindeyim. Hedefledikleri oran muhtemelen toplumun %70 üstündeki bir çoğunlukla yeni anayasayı gündeme getirmek. İleride, bugünler için değil, 10 yıllar sonrasında 2024 ya da 2025 artık tarih ne olur, anayasasının bir fiili durum anayasası olmadığı, bir de facto durum anayasası olmadığından dolayı tartışmaya açılmaması için toplum mutabakatıyla bu işi yapmak hedefi içerisindeler. Bakıp izleyeceğiz. Böyle bir şey gerçekleşecek mi? Böyle bir siyasi iklim Türkiye'de var olacak mı? Hepimizin merak ettiği bir durum. Meral Hanım'la ilgili son bir cümle kurmak gerekirse, intikam duygusuyla hareket eden siyasilerin çok ciddi manada ailesine ve kendisine yaptığı saldırılar bu olayı farklı bir boyuta taşımaktadır. Kendisiyle, ben Meral Hanım'la çok iyi hukukum olmasa bile, ben bile bu durumu çok yakışıklı bulmuyorum. Özellikle Burak Avuncu'nun ve Uğur Poyraz'ın yaptığı açıklamalar, Koray Aydın'ı ayrı bir kenara koyaraktan söylüyorum,
kesinlikle siyasi etiğin dışındadır. Bu açıklamaları bu arkadaşlarımız bundan bir yıl kadar önce altılı masa için yapsalardı çok mantıklıydı. Tabiri caizse hanımefendiyi sersemlettiler. Otur kalk kalk otur şununla görüş. Ondan sonra bu tarafa gelip de Cumhurbaşkanı'yla görüştün diye olmadık şeyleri söylemeleri siyaset suikasti, siyasi bir suikaste giriyor. İtibar suikasti yapıyorlar. Evet.